Efendim selamlar, güzel insanlar. Tekrar Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Artık böyle canlı yayınlarda hep o kadar çok isim olmasına rağmen neredeyse bütün isimleri tanır gibi oluyorum artık. Tanıyorum, sürekli aynı isimler değil de yeni yeni isimler de var ama o kadar içli dışlı oluyoruz ki bu benim çok hoşuma gidiyor. O nedenle gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Efendim Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında değil, diğer kulüplerin de transfer çalışmalarında sürekli değişkenlikler oluyor. Çünkü artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ağustos'un ortasına geldik. Bu ayın sonunda yani Ekim'in ilk haftasında fırsat transferleri sezonu açılıyor. 7 gün sürüyor sadece. 7 gün. Çünkü Avrupa'da o tahta kapandıktan sonra Türk kulüpleri bakacak. Vay vay Premier Lig'den neler var, Almanya Ligi'nden neler var. Biz ona akşam pazarı diyoruz ama o akşam pazarındaki ürünler bile bizim ligimizde oldukça kaliteli bir hale geliyor. Bazıları için söylüyorum. Bazılarının performansı çok düşük kalmıştı. Çok pozisyona girmesine rağmen gol atamayan Batshuayi'nin rakamları yanıltmasın. Girdiği gol sayısını orantılarsanız çok uçurum var. Fenerbahçe'nin gündeminde Batshuayi. Belki orada iş yapar, yapabilir. Ama asla ve asla Beşiktaş'ın gündemine bir daha da gireceğini zannetmiyorum. Birkaç kulübün daha gündeminde olur Batshuayi. Aboubakar da gündeme giriyor. Fenerbahçe'nin gündeminde. Sevgili Nergis'in Millet Kontrol'deki haberi. Çünkü niye? Artık belirli isimleri eliyorsunuz zaman daraldıkça. Bu tarz isimleri doğru yöneliyorsunuz. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama gelirse de mali açıdan da çok farklı bir rakama mal olur diye düşünüyorum. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş işte Koray'la görüşüyor, sıkıntı çıkıyor. Lefuente ile görüşüyor, sıkıntı çıkıyor. Fasnacht'la görüşüyor, hem sıkıntı çıkıyor hem sakatlık çıkıyor. Efendim en büyük sıkıntıyı size söylüyorum. Türk pasaportlu oyuncu bulması lazım. Yani bu 4 transferden 2 tanesinin Türk pasaportlu olması lazım. Kerem, yani Sivasspor'daki Kerem hemen ilk 11 oynayabilecek seviyede mi bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın kampına götürüp de ilk 11 seviyede oynatılacak oyuncular var. Emirhan Delibaş bunlardan biri. Onun bir daha doğrusu rezervlikte süre alıyor olması demek onun kenara atılmış anlamına gelmiyor. Hoca ondan memnun. Hoca biliyorsunuz Mayıs maçında işte Sampdoria maçında oynatmış mıydı Sampdoria maçında? Yani kamp hazırlık maçları diye isimleri koymuyorum. Oynattı. Hoca onu tuttu. İkinci kamp dönemine de götürdü. Bu nedenle ben kenara atılan bir oyuncu değil diyorum. Ben kamp döneminde Beşiktaş'la birlikteydim arkadaşlar. İç içeydim. O yüzden. Yani şezlong yazarlığı yapmıyoruz. Onu demeye getiriyorum. Efendim. Türk pasaportu. Emirhan'ın gitmesi ve Rıdvan'ın gitmesi tabii ki Türk pasaportu seçeneğini güçlendiriyor. Bu arada Emirhan'la ilgili yaptığım yorumlarda benim işim haberin değerini aktarmak. Yani haberin ne olduğunu. İstese ben bak net söyleyeyim. İstese Emirhan bedava da gidebilirdi. Şimdi diyor ki birileri yani isim vermeyeyim artık neyse. Sen niye Emirhan'ı savunuyorsun? Ya savunmuyorum. Sen niye yönetimi savunuyorsun? Ya savunmuyorum. Sen niye ona... Arkadaşlar eğer her taraftan tepki alıyorsan demek ki doğru söylemiş. Kimseyi mutlu edemediyse. Babamın oğlu değil. Bakın ben söylüyorum. Artık kulüplerin altyapısı böyle giderse olmayacak. Kimlerin altyapıları olacak biliyor musun? Menajerlerin. Falanca menajerin futbol okulu. Diyecekler ki oğlum... Yani kontratını şu menajerle yap. Adamın çünkü İtalya'da bağlantıları var. Adamın Almanya'da bağlantıları var. Yurt dışındaki menajerlerle çalışıyor. Ben de diyorum ki ya kulüpler yapsın bunu. Git anlaş. Kardeş takımlar var. Projeler var. Ben birkaç defa söyledim. Latin Amerika'da bir ülkenin sayılı kulüplerinden biri bağlantı kurmak istedi Türkiye'deki kulüplerle. Niye? Altyapı transferi. Birbirimize alıp verelim. Ama şimdi onu menajerler yapıyor. Ben ailelere hak veriyorum bazılarına. Neden? Adam gelmiş 10 yaşından beri benimle ilgileniyor. O yüzden gerekirse kulüp bile menajerlik şirketi kurabilir. Eğer yasalar izin veriyorsa. Kur sen de. Kendi oyuncularını kendin pazarla. Kendi takımını kendin taşımadı mı? Turizm şirketi yok muydu? Bu da olabilir bence. Yasalar izin veriyordur diye düşünüyorum. Demek istediğim nokta hep buydu. Ama millet anlamıyor. Çünkü o kadar geride kalmışlar ki.
zamanın o kadar gerisinde kalıyor ki artık zaman ışık hızından bile hızlı ilerleyen bir süreç. Yani teknoloji, yayıncılık, dijital dünya çok farklı bir döneme girdik arkadaşlar. Eskiden 10 senede olabilecek şeyler, değişimler 1 senede oluyor artık. Neredeyse. Daha kısa da sürenleri var. Enteresan uygulamalar çıkıyor, enteresan dijital programlar çıkıyor, enteresan yapay zeka ile iç içe yaşıyoruz artık. Adam halen 30 sene önceki anlayışla eleştiri yapıyor. Abi sen onları boş ver, transfere gel diyorsunuz, biliyorum. Bakın arkadaşlar, bir iki oyuncuda bir ölü taklidi var. Bir iki oyuncuda. Bazı oyuncuların gitmesi lazım. İsim vermiyorum. Eğer onların isimlerini verirsem oyuncuların, transferdeki ölü taklidi yapılan oyuncuların mevkisi belli olacak. Fakat şunu söylüyorum. Uygun fiyata alınıp, yetenekli uygun fiyata alınıp arkadaşlar, eğer gelişimini iyi yaparlarsa, doğru sağlarlarsa 10, 15, 20 milyon euroya satılabilecek oyuncular. Böyle oyuncular var. Bir tanesi yabancı. Daha dün ismi geldi. Ama ben ismini söylemem. Çünkü gerçekten gitmesi lazım birileri. Ve o ismi yazdığımızda o ismi emin olun bozacaklar. Araya birileri girecek, fiyat yükseltecek, şudur budur. Bozacak. O yüzden sessiz ama genç. İyi bir oyuncu. Yani scoutlara sorduk, iyi bir oyuncu. Yani haber kaynaklarımız çok geniş. O ölü taklidi devam ediyor. Peki Koray Günter olmazsa zorlayacaklar. Kaan Ayhan'ı da zorlayacaklar arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Bu 4 transferden 2 tanesinin Türk olması gerekiyor. 3 Türk büyük sıkıntı yaratacak. Kalen Türk. Belki Umut Meraş bazı maçlarda ilk 11 oynayacak. Belki bazı maçlarda Cenk Tosun ilk 11 oynayacak. O yüzden Cenk'in kırmızı kart görmemesi önemli. Sarı kartlar önemli. Cenk'in buna dikkat etmesi lazım. Kenan bazı maçlarda gerekirse. Bu yapılacak. Ve yeni aldığın transferler. Bunlar bir uyum sağlayacak tabii. Bir uyum süreci olacak. O Emirhan'la Rıdvan'ın gidişinin nedeniyle böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ama Salih iyi. Ama işte Kartal'ı tutuyorlar. Ama efendime söyleyeyim, Emirhan Delibaşlar, Oğuzhan Akgünler falan arkadaşlar. Genç oyuncu oynatacaklar zaten. Şimdi bir kıyaslama yapıyor işte, El Alem genç oynatıyor, satıyor falan. Beşiktaş da oynatıyor. Yani Allah aşkına Rıdvan'ı oynatmasaydı kim bilecekti? Emirhan'ı Önder Hoca oynatmadan önce tanıyor muydunuz? Bazılar için söylüyorum ben. Tanıyor mu? Tanımıyorlardı. Altyapı maçına gelmiştikleri. En son ne zaman altyapı maçına gitmişler? O yüzden enseyi karartılacak bir durum yok diyorum. Ben mesela bana biri dedi ki eğer dedi Beşiktaş 4-5 tane takviye yapabilirse, bu Türk olayını da çözebilirse, oyunu gelişime açık bir oyun, oyunu umut verici bir oyun. Ama adam yabancı olduğu için Valerian İsmail burada böyle bir lobiye takılıyor sürekli. Yemeye çalışıyorlar. Babam ne oldu diye ben tanımıyorum. Ama bu sistemi yıkmaya çalışan Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Kimse bunun farkında değil. Bu düzeni bozmayacak Beşiktaş diyorlar arkadaşlar. O nedenle ben destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç oyuncu oynatacak, efendim yetiştirecek. Şimdi bakın, bir oyuncu satıyorsun 10 milyon euro, bonusları falan. Senin bu ligindeki şampiyonluk gelirinden fazla neredeyse. Yayın gelirinden falan. Bu ligde birinci hedef şampiyonluktur deniliyor ya. Birinci hedef önce oyuncu üreteceksin. Oyuncu satacaksın. Zaten bu oyuncu üretip satabilme zeminini oluşturuyorsan şampiyonun en güçlü adayı sensin. Ya da adaylarından biri sensin. O yüzden yanlış hedefe kilitlenmeyin. Tek bir hedefe kilitlenmeyin daha doğrusu. Birkaç hedefe kilitlenmek çok önemli. Ne diyorum? Bir oyuncu var. Ben biraz baktım. İyi. Ama ona sabır göstermek lazım. Ölü taklidi var. Birileri giderse ismi ortaya çıkar. Bakın birileri giderse ismi ortaya çıkar. Kimlerin gitmesi gerektiğini, yani bu transfer olması için söylemiyoruz. Biraz bekleyelim, acele etmeyelim. Çünkü bozuluyor. Transferde
Alanya maçı zaten yaklaştı. Herhangi bir transferin Alanya maçının ilk 11'inde olacağını zannetmiyorum. Ama Kayseri maçındaki sıkıntıların Alanya maçının taktiğine önemli katkıları olacağını düşünüyorum güzel insanlar. Onu da ekleyelim efendim. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Ben Ense'nin karartılması gerektiğini asla ve asla söylemem. Uzun vadeli düşünen adamlar Ense karartmaz. Ama bir sıkıntı da var. Bu da bir gerçek. Onu da çözebilecek bir Beşiktaş iradesi, bir Beşiktaş aklı elbette var arkadaşlar. En önemli sıkıntı 3 Türk pasaportu ilk 11'deki. En önemlisi bu. Umarım seneye de bu durum kalkar. O zaman çok daha sağlıklı kadrolar kurabilir kulüpler. Hem işte kulüplerin önünü, gençlerin önünü açmak istiyorsun. Hem de sadece bazı menajerlere diyelim. Tüm menajerler için bunu söylüyorum. Çok iyi işini yapanlar da var. Ekmeğine yağ sürebilecek hamleler oluyor arkadaşlar. O nedenle 3 Türk olayı sıkıntılı bir süreç. Efendim sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.